Mahalle yediklerini bu sene biz mi yapacağız anne? Adettendir kızım. Konu komşuyu iftara almadan Ramazan mı olurmuş? Ay. Ah! Ay karnım bak bıçak sapladı kereten. Ay anne. Oh. Hadi sen şöyle uzan azıcık. Oh. Oy 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 oy. Acıyı düşünmüşler. Ya böyle bir gizli deniz. Ya böyle bir gizli geçit gibi atlayabilir mi? Kimsin hanım? Ne istiyorsun? Oh çocuğu geldi hanım. İstemem dedim. Canım çeşitlerime bak. Ondan sonra kov. Bir ölüm görüyorum. Ya beyim rahmetli oldu. Bir de oğlunuz var. Bak bak tam şu çizginin ortasında böyle besbelli. İlice bir şey. Boom! Operasyon başlıyor. Böyle kasmalı, dermeli, oymalı, patlamalı, kitlemeli ne yapmalı hep beni bu defineyi çıkarmalı. Ne vardı bu kadar yiyecek? Anlamadım ki. Ya sen beni kemiksiz et mi zannettin be Zehra abi? Dünyayı aya sığdırmaya çalışıyorsun yani. Zehra abi, sen yukarıdan in, ben aşağıdan çekiyorum. Şerefsiz yapma. Bak, bak sen de bak. Çöllerdeki Mecnun gibi. Yana yana, yana yana. Döne döne, sürüne sürüne sizi arıyor. Ne zoşum, ne zoşum diye iniyor. Ne? Ben gideyim hanım. Hop. Zuhal! Lan Bulaşık, bak bakalım sağa sola. Aynı şehirde miyiz lan? Ya ben inek miyim be Cengiz? Yani yöresel otlara bakıp memleket mi tayin edeceğim be? Celal abi, ya bu define burada mıdır sence ya? Göreceğiz ya, göreceğiz. Eşeceğiz ve göreceğiz. Bunlar senin peşine düştülerse bir bildikleri var elbet. Canım ben masum olduktan sonra ölüme de giderim. Onlar da senin gibi o sarı şeytanın dedikodusuna inandılar herhalde. Buna bak. Bu akşam Nusret Beyler'deyiz. İftar var. Seni kurtarsa kurtarsa anca Nusret Bey kurtarır. Bana bir şey olursa babam da kardeşlerim de sana emanet. Dinlemeyeceğim anne. Dur. Sana boşuna akıllı demedim. Bunlar el ayak olup evden uçana kadar ananır sensin. Allah gecinden versin. Baban da bensiz çok yaşamaz. Ona da bir şeyler olursa babaları da sensin. Hepsinden önemlisin. Çok hasta. Allah'ım, yalnızlık sana mahsus. Bunları da yalnız bırakma. Bizi de bu kalabalığımızdan ayırma. Turist Ömer derler benim adıma, adıma. Pişman olur bakmayanlar tadıma. Aman ey! Turist Ömer dinliyorlar, birbirlerini yiyorlar. Neşemi de bulunca dalgama da bakarım. Aman ey! Aman ey! Allah! Allah!
teknesinde. Hele bir de fırıncı Nusrettin Boğa var. İlerleyen dakikalarda tafsilatlı bilgi verebiliriz. Kızımı görebilir miyim? Şimdi değil. Baba, bütün bunlar grip yüzünden mi? Yok evladım. Peki niye hapşırmadan ölüp gidiyordu? Kızlar, oyalamayın artık Nusrettin babayı. Sıkmayın. Daha Ayhan Hanım teyzenin derdi var başında. Hay Allah. Sonur mu kurtulacak? Ayhan annem mi kurtulacak? Yoksa kanındaki kayınbiraderim mi kurtulacak? Yani ne olacak hiç bilmiyorum. Tam bir anafor. Yani gerçek ikilem, hatta üçlem. Siz burada kardeşinizin yakınından ayrılmayın. Ben annenize bakacağım. Allah'ım, bunlar niye başımıza geldi? Yoksa benim yüzümden mi? Bir daha Allah canımı alsa da kurtulsam dersem Allah canımı alsın. Bir son verelim. Konuşmayalım da ne yapalım Korkun? Ağlamaktan gözyaşım kalmadı ki ağlayayım. Dua edelim. Gücümüzün son noktasına kadar dua edelim. Bu aile yeniden mutlu günlerine dönene dek dua edelim. Allah'ım, sen bizim dualarımızı kabul edersen bu inan bütün oyuncaklarımı fakirlere bağışlayacağım. Düzeltiyorum. Ateş böceğim hariç onu veremem zaten tamirde. Maksus mu böyle dua ediyorsun lan Soğan? Tövbe de tövbe de! Rüşvet en büyük günah. Sen Allah'ın gizli kameraları yok mu zannediyorsun lan? Var mı? Son durum nerede? Sakin olun hanımefendi. Oğlum, son durum nerede? Çocuğumun yanına götürün beni. Kan kaybediyorsunuz, lütfen kıpırdamayın. Medikasyon yap. Doktor Bey, tansiyonunu indiremiyorum. Filip 250.
herife insülin yap. Şu an tansiyon kaç? 190'a 140. Bebeğin kalp atması neydi Arzu? Doktor 60 gösteriyordu. Çabuk, çocuk gidiyor. Anneyi bari kurtaralım. Hemen ameliyat abi. Hiçbir yere götüremezsin kızımı. Kızımı istiyorum. Hep benim yüzümden oldu. Sus oğlum. Hayır. Affedersiniz ama nasıl tam teşekkürlü bir hastane burası ya? Altları ablamın içi geçti. Ne var bunu bu kadar uzatacak ya? Allah Allah. Ya kardeşim ablamı kurtarın. Yeğenimi de kurtarın. Öbür yeğenimi de kurtarın. Yani hakkınız yok beni burada ailemle beraber süründürmeye ya. Sadece vatandaşlarınız diye mi böyle yapıyorsunuz? Abi lütfen ya. Abi. Ne lütfeni Tolga? Bunlar lütfenden almıyor mu? Ha? Ben bunları sabahtan beri ablamı kurtarın diyorum. Aa, lütfen diyorum. Aa, please diyorum. Aa, ne? Bonjour mu diyeyim ha? Ha, bonjour. Ne değişti? Ne var bunda anlamayacak? Bonjour. Doktor Bey, annem nasıl? Babanızla görüşmem lazım. Doktor Bey, benimle görüşebilirsiniz. Bir anlamda ben baba yarısı sayılırım. Buyurun, dinliyorum. İyi öyleyse siz hemen gidip 6 ünite kan bulun. Ben de babanın muvafakatını alayım. Bildiğim kadarıyla eniştem sağlıklı bir bünyeye sahiptir. Onun muvafakatını ya da dalağını almanıza gerek yok. Dayıcığım, sen kanla ilgilenir misin? Hemen. 6 üniter mi kan lazım? Ben 60 üniter kan buluyorum hemen. Merak etmeyin, 60 üniter. Lan kirli bulaşı, kanını emmeye geliyorum. Tolga, sen de Songül'le ilgilenir misin? Buradan ayrılmayın siz. Doktor Bey, ben babamı bulup geliyorum hemen. Of, of. Baba ayağımızı buraya bağladı. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Kazık gibi dikiliyoruz. Dur Celal abi. Bazen durarak da çok işler halledilir. Bekçilik müessesesi boşuna mı var be? Görüyor musun Nezaket Hanım insanların başına geleni? Ömür bir içim su. Ağza düşmesiyle gırtlaktan aşağı inmesi kaç saniye sürüyor varın hesap edin. Bırak şimdi cebiri geometriyi adam. Burada insanlar canıyla uğraşıyor. Sen zirzop zirzop konuşuyorsun. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Gözümün önünde yere köçe gibi yığıldı. Dağ gibi kadın kızının karşısında kum tanesi kadar oldu. Güçlü olmamız lazım şekerim. Bırakmayalım kendimizi. Celal abi, şimdi kızlar kardeşlerinin kalp hastası olduğunu öğrenecek. Ne yapacağız biz? Bulamayacağım. Hakikaten Korkut haklıymış be. Bıdı 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 bıdı. Nereden bileyim oğlum ben? Hakikaten abi biz ne bileceğiz ya? Oy oy oy. Cengiz hep koşarak bize güzel haber getiriyor be. Kan istiyorum ya kan. Kan. İntikam zamanı mı Cengiz? Kan grubu ne? Ne bileyim ben kan grusu mangrusu. Burası Avustralya mı ya? Bende sarılık var veremem. Maazallah verirsen bütün ailenin içi mikrop yuvası olur. Ulan leblebi karakterli. Sende sarılık yok, karılık var. Can, topla bütün erkekleri kan veriyoruz. Allah, lütfen bu sefer bayılmayayım. Ya bende de kan yetmezliği var. Yani bana yetmiyor. Ne yapsak? Ne biçim erkeklersiniz? Ha? Biz kadın halimizle gider kan veririz. Siz de burada böyle damızlık öküzler gibi oturun. Kalk, damızlık gibi oturun. Kalk. Çocuğum, gelecekler. Şimdi sen dinle. Ben annemi istiyorum. Ağlamak yok ama. Ya sonuna kadar seni mi ağlatıyorum? Ben çok korkuyorum. Anne! Anne! Karnınızdakini düşünmeyin. Onu da yaşatacağız ama öncelik sizde. Sen ana mısın? Nereden bileceksin? Ben yoğum anlamıyor musun? Ben yoğum. Önceliğim yok. Beni bırak. Çocuklarımı kurtar.
Hayırdır, oksijen verin. Doktor Bey nerede kaldı? Şunu imzalarsınız. Bilin ki durum kritik. İkisini de yaşatabiliriz, ikisini de kaybedebiliriz. Her duruma hazırlıklı olun. Buyurun imzalatın. Ben karımın canını da, bebeğimin canını da önce Allah'a sonra size emanet ediyorum. Allah aşkına söyleyin ne oluyor? Vaktin çok dar. Bizim için öncelik anneyi kurtarmak. Ama öyle bir durum ki annenin şekeri ne yaparsak yapalım düşmüyor. Her türlü operasyon riske ediyor. Normalde ben size derdim ki bebeği alalım anne yaşasın. Ama şimdi diyorum ki dua edelim ikisi de yaşasın. Cengiz abi, iğneden korktuğumdan değil de o ucundaki metal yok mu? Aha, o rahatsız ediyor beni. Lan Korkut bulaşı, toplu iğne kadar bir şey battırdılar. Sanki matkapla derdiler, ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Ne? Toplu iğne mi? Cengiz abi, sen görmedin herhalde. Mızrak sapladılar. Ay, kolumda hissediyorum. Ya kaç dakika daha sürer bu? Daha ne kadar çekerim ben bu çileyi? Yok mu bunun iğnesiz miğnesiz böyle vakumla kan çekme metodu? Alın bütün kanımı alın, istemiyorum iğne miğne, istemiyorum! Ulan Korkut, bir daha kan dersen buradan kalkar ağzını burnunu dağıtırım. İçim geçiyor, yapma be oğlum! Aman kurbanın olayım Celal abim. Gözünü mözünü açayım deme. Bir de sana kan vermek zorunda kalmayalım buralarda. Cengiz kan deme, içim geçiyor. Bir yerde bünye meselesi. Hemşire hanım. Bu işten bittikten sonra vücudumuza ne veriyorsunuz ki kendimize gelelim? Ne istersiniz? Meyve suyu, limonata, şeker, çikolata. Oy oy oy. Bayram yeri gibi be. Peki istediğimiz kadar veriyor musunuz? Galon galon. İstediğiniz kadar. Oh. Ben sana alırım lan bulaşık. Bak şimdi, bizlerden birer üniter kan alacaklar, senden 3 üniter kan alacaklar. Dolayısıyla bana 1 çikolata verecekler, sana 3 çikolata verecekler. Gördün mü? Hayat müşterektir. Cengiz, şu andan itibaren Kanlıca, Kandilli, Kan Portakalı, Kan Film Festivali, Kanlı Nijer, Kanarya, Cimbom. Kanlı manlı kelimeler duymak istemiyorum ha. Ulan buradan kalktığım dakika bayılırım bayılırım demeyeceğim. Hepinizin kanını akıtacağım. Susun lan! Tamam Celal abi sakin ol. En küçüğümüz kan kırmızı be abi. Üzülmeyin diye daha evvel size söylemedik. Ama madem öğrendiniz, kardeşiniz çok hasta. Baba, biz çocuk muyuz? Niye söylemiyorsunuz? Annem ne olacak? İnşallah kurtulacak. Peki bebek kardeşim? Bilmiyorum. Sen nasılsın babacığım? Ben iyiyim. Siz beni düşünmeyin. Birbirinize sahip çıkın. Anneme, kardeşlerime, sana bir şey olursa ben yaşayamam. Kızım, yavrum, sen en büyüklerisin, yapma. Babacığım, lütfen git doktorlarla konuş. Kızım Jale, annesini ve kardeşlerini bir an önce burada istiyor de. Ben de konuşurum ama beni tanımıyorlar da. Kızınızın yanından geliyorum. Nasıl durumu? İyi. Ancak ameliyat almamız lazım. Eyvahlar olsun. Neden? Malumunuz üzere hastanın kalbinin kulakçıkları arasında delik var. İnfektif endokardit olduğu için şu an ameliyata alamıyoruz. Ne yapacağız peki? Yoğun bir tedaviyle ameliyata hazır olması lazım. Peki neden ölüyor gibi oldu? Beynine bir an oksijen gitmemiştir. O zaman beynine oksijen tüpü takın. Nasıl yani?
Doktor bey, ameliyat olana kadar bir risk taşıyorum. Biz bu tedaviyi tamamladıktan sonra aylık penisilin iğnesiyle birkaç ay kontrol altında tutacağız. Kontroller tamamlandıktan sonra vücut ameliyatı kaldıracak güce ulaştığında operasyonu gerçekleştireceğiz. Riske gelince risksiz bir yaşam yok. Sonları görebilir miyiz peki şimdi? Genelde göstermem. Ancak hastanın böyle bir morale ihtiyacı var. Yalnız annesiyle ilgili durumu bilmiyor. Lütfen bu bahsi açmayın. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Rica ederim. Bilinç önce ben göreceğim. Utanmıyorsunuz. Evet. O nasıl söz? Size söylüyorum. Hiç mi utanmıyorsunuz? Açıkta bir yerimiz mi var canım? Niye utanalım? Sen sus Ruhi. Peki sus. Hanım. Nezaket Hanım. Canım, kadınlar başımızın tacı değil mi? Sultanımız değiller mi? Nedir ayol senin derdin ha? Benim ne derdim olacak ayol? Ben insanların gözünün içine baka baka gizli iş mi çeviriyorum? Ne gizli iş efendim? Herkesin mesleği belli, dükkanı belli. Tabii tabii. Girdiği ev belli, çıktığı ev belli, yatıya kaldığı ev belli. Ne ima etmeye çalışıyorsun sen kadın ha? Şu hastanede bana saçını başını yoldurma. Senin ağzını yırtarım Nezaket. Ah! Oğlunun hatırına, Ayhan Hanım'ın hatırına bugüne kadar sustum. Yeter artık insanları enayi yerine koyduğunuz. Ayol, biz evlendik, gerdeğe bile girdik desenize. Yalan, vallahi yalan. Bir de yemin ediyor. Şu kadının sana saçma tüfeğini doğrultup ateş ettiği de mi yalan? Ay, ay. Sustur şu kadını Roy. Sustur. Ay ne densiz kurtlu karının tekiymiş. Lütfen susar mısınız Şelale Hanım? Bakın Nezoş'umu ne hallere düşürdünüz canım. Ha Nezoş'un tabii Nezoş'un. Şimdi Süha'yı çekip böyle böyle diyeyim mi? Ay bu kadını öldürecek beni. Ruhi, Ruhi sustur diyorum. Vallahi Süha'nın kulağına giderse hepimizi kıtır kıtır keser. Başta beni. Allah aşkına susun. Ne isterseniz yapayım canım. Köleniz olayım. Özür dileyeceksiniz benden. Münasebet. Sen özür dile. Pis röntgenci. Çabuk misli misli özür dileyeceksiniz. Yoksa bu hastaneyi birbirine katarak... Misli misli özür dilerim efendim sizden. Bakın karşımızda diş sökmüş bir adam var canım. Canımı bağışlayın ne olur. O da dilesin. O da diliyor. Bakın kızlar geliyor. Yakarım sizi. Tamam, tamam. Özür dilerim. Allah aşkına sus. Hay Allah, nerede bu? Ne oldu? Kayboldu. Ne kayboldu? Bir bulsam söyleyeceğim. Dıngırt diye düştü. Ben görmeden kayboldu. Şeytan aldı götürdü. Satamadan getirdi. Allah Allah, burada da yoklar. Bir hastane içerisinde birbirimizi bulamaz olduk. Dostum Tolga, yoğun bakım, ameliyathane, bekleme salonu, koridorlar, kantin, hastane bahçesi, bir sürü hasta, bir sürü hasta yakını, bir sürü birim, biz çıkıyoruz, onlar giriyorlar, onlar çıkıyor, biz giriyoruz, bir türlü karşılaşamıyoruz ha. Ya anons mu yaptırsak acaba? İyi fikir. Allah aşkına, Allah aşkına yapma Süha, rezil oluruz. Hayır. Nişanlım mehpare, nişanlım mehpare. Kardeşlerim Jale, Sonay, Songül, VT başında yatmakta olan Biricik, Sonlur. Neredesiniz? Bu arada hastanemizde yatmakta olan. Daha doğrusu tüm hastanelerde tedavi görmekte olan bütün hastaneler, hastalara acilen şifalar diliyorum. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Allah!
Ya deli bu oğlan. Şu zamanda bile bizi güldürdü. Allah cezasını vermesin. Ne güzel şarkı öyle. Ay abla siz de evlenin artık ya. Ay, sen beni ağlatmak mı istiyorsun Sonay? Sanki ben evlenmek istemiyorum. Aslında süper sürpriz olur Sonlur'a anneme. Düşünsenize hastaneden bir çıkacaklar ki düğün. Ay kalpten giderler. Allah korusun. Hakikaten kardeşlerim. Allah bizi korusun mu? Korusun. Söyleyeceğim mi? Her dakika vır 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 dua ediyorum. Başını bile şişirmiş olabilirim. Ama beni seviyor. Bir de sizi de seviyor. Bir de annemleri de. Yani annemler dediğim babam da. Ay ne oluyor canım size? Tanıyorum diye hemen bir sırmaşmalar. Niye ağlıyorsun kızım? Ağlamıyorum baba. Güzel kızım benim. Sen de çok korkuttun bizi öyle. Özür dilerim baba. Ama birden kontrolümü kaybettim. Biliyor musun çok acayip oluyor bayılmak. Ne gördün baygınken? Hatırlıyor musun? Çocukla koşuyordu. Ben de geleceğim dedim. Sen eve dön kızım dedi. Koştum yetişmeye çalıştım. Kayboldu. Annem niye yanıma gelmedi hala baba? Gelecek kuşum. Bebeği alıyoruz arkadaşlar. Allah yardımcı olsun. Ya birini söylesenize ne olduğunu. Evladım hangi birinden başlayalım ki? Ustanın ocağı söndü. Sonur mu? Ya. Hem o hem annesi hem de bebeği. Mahşer yerinde. Kalk Gülü kalk. Durulacak vakit değil. Ölünecek vakit. Ölüm ölüm dediğin nedir ki babacığım? Ben yaşamayı göze almışım. Ustamı bulmam lazım. Ulan kıl. Mahşer yerinde bayram edersin sen. Kafalara takılan binlerce soru. Dur aga kafam takık zaten. İyice taktırma. Hadi. Nereye gidiyorsunuz? Meşhule, geliyor musun? Herkes bir tuhaf oldu. Feci sarsıldı. Siz niye dut yemiş bülbül gibi susuyorsunuz? Yerimiz dar efendim. Tulum gibi doluyum da kendimi zor tutuyorum. Konuşsam mı acaba? Gelsenize siz konuşalım. Ben de mi? Evet şekerim. Bizim bir oğlanlara bakalım. İyi canım siz gidin. Ben hanımları yalnız bırakmayayım. Bacılarımın başına bir erkek lazım. Ne olur ne olmaz. Bebek kaçırılan bir memlekette yaşıyoruz. İyi ki kadın. Ruhi! Haklısınız canım tamam tamam. Bacılarım kadın da siz kapı gıcırtısı mısınız? Hadi eyvallah. Yalnız hakkınızı helal edin. Gitmek var. Dönememek var. Dönüp de bulamamak da var. Ayol, bu adam bunların ikisini de kuma mı yaptı ne? Dörde kadar yolu varmış. Biz de nasibimizi almayalım da. (Gülüyor)
Sözün var, vaadin var. Kimseye kaldıramayacağından fazla yükü vermezsin sen. İşte kapında aciz kaldım. Kaldıramıyorum. Lütfun da hoş. Kahrın da hoş. Ama sevdiklerimle kahretme beni. Lütfuna secde edip kahrından sana sığınırım. Ne kadar kaldı lan Pican? Abla hakikaten ne kadar kaldı ya? Az kaldı az. Abi az kalmış, az kalmış. Bıdı 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 bıdı. Şu iğneyi benim koluma sokacaklarını senin diline soksalardı ya. Allah'ım. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Ne olur benim yüzümü kara çıkarma ya Rabbi. Kollarımdan, damarlarımdan şelale gibi kanlar çekti. Vücudumda hiç su kalmadı. Sadece kara parçaları kaldı. Hemşire hanım. Ablan nasıl? Ablanız kim? Eniştemin karısı. Burada bir sürü eniştenin bir sürü karısı var. Nereden bileyim ben? Ablamla aynı yerde benlerimiz vardı. Ha kusura bakmayın. Sizinle böyle senle benle konuşuyorum diye bana darılmıyorsunuz herhalde. Hı? Of Cengiz. Kanının yerine beynini mi çektiler be? Salos salos konuşma. Lan kirli bulaşı. Seni salos salamanca bir hastaneye getirdim. Daha ne istiyorsun mankör? Ulan Pican. Ulan bir meyve suyunu açamadın. Amma beceriksiz bir adammışsın lan sen. Ulan ne kadar eline yakışmıyor lan bu işler senin. Şimdi veriyorum abi. Lan ne batırıyorsun lan öyle iğne batırır gibi ha? Ah batıyor. Batıyor patlar bak. Ağlıyor lan. Ana. Kan. İçim geçiyor. Abi vişne suyu ya bu. Ah. Abi. Lan Pican. Lan Pican. Bir çuval inciri berbat ettin. Bulaşık. Bulaşık. Ya. Nasıl söyleseydim Şelali abi. Ya oğlanın kulağına gitseydi ha? E canım şimdi giderse ne olacak? Yandı gülüm keten helva olacak Şelal Hanım. Gözünüzü seveyim diliniz denk dursun. Sizi bir ömür affetmezdim. Çünkü beni iftiracı, ortalığı karıştıran, fitne fesat çıkaran... hatta hafif yerine koydunuz. Aman estağfurullah canım. O bizim kendi hafifliğimiz. Yani bizim maksat gayemiz... yeni kurulmuş bir ailenin temel taşları sarsılmasındı. Bu adamın aklına uyup ben bu işlere nasıl girdim he? Niye öyle diyorsun Nezoş'um? Beraber girdik. Bir ömür boyu da çıkmayız inşallah. Benim hayatımda yaptığım en güzel iş bu iş. Zevzek. Sulu zevzek. Ama hal bu vaziyetteyken benim yaşıma, olgunluğuma yaraşır bir tavır takınmam lazım. Nasıl? Sizi affediyorum. Sağ ol Şelaliciğim. Teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim. Ben de öpeyim. Hey hey. Ağır ol adam batman gelesin. Hey. Siz asıl şeyi bilmiyorsunuz. Neyi? Nezaket Hanım'ın saçmalarının nereye girdiğini. Nereye? Kirlinin kaba etine. Kirlinin kaba etinin ne işi varmış orada hanım? Canım. Sen oradayken evdeymiş. Ah. Ne işi varmış benim evimde ha? Bilmiyorum. Perdenin arkasındaymış. Ahlaksız şerefsiz. Oh olmuş ona. Böyle 32 saçmayı ellerimle çıkarttım. Vallahi kevgir gibi olmuştu adam. Sus. Ben fena oluyorum. Keşke çıkarmasaydınız. Bir ömür boyu o ağrılarla yaşasaydı, o saçma delikleriyle yaşasaydı. Ne işi varmış canım el alemin mahreminde? Başım dönüyor. Midem. Hastane çarptı kadını. Nezoş'um uyan bak ben yanındayım. Vurma yok kadına. Hız vurma. Baba. Nezoş ne düşün canım? Nezoş'um elden gidiyor. Nezoş'um uyan kız. Tutun. Niye bana haber vermediniz? O telaştan aklımıza mı geldi Naim?
Hem senin haberin olacak da sen ne yapacaksın? Beyazları giydin diye kendini operatör cerrah mı sandın? Lan canımı sıkma, komple beyazları giydiririm sana ha! Aferin, mahalledesiniz. Kimse canıyla uğraşmıyor burada. Yiyin birbirinizi. Ulan Pican, burada da mı ortalığı birbirine karıştırıyorsun lan sen, he? Ben ne yaptım abi? Orada sen bayıldın, burada Naim kaşınıyor. Bıdı 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 bıdı! Yok öyle bayılma. Bayılınca ne oldu Korkut? Ne gördün? Böyle dev bir iğneler gördüm lan Jale. Böyle arazöz gibi arabaların önünden üstüme geliyorlardı böyle. Yanılmışsın Korkut. O kadar büyüğüne iğne değil, tığ derler. Tığ gibi, delikanlı gibi. Tığ general gibi mi yani? Konuştu seni asker alsınlar. Tığmen bile olamazsın. Jale, ayağının altından tığ tığ böceği geçiyor. Ay, ay! Korkudan kafayı tığlattı kızcağız. Deli bunlar. Çok tatlılar. Tolga, ne olur annemlere bir şey olmasın. Hiçbir şey olamaz. Daha seni istemeye geleceğim. Ne zaman? Bayramdan sonra. Deli misin sen? Bayramı 2 hafta var. Onca hastalık. Üf! Ramazan bayramına 2 hafta var ama Kurban bayramına daha bir dünya var. Kurban bayramıyla ne alakası var? Ha sen seninle evlenirsem kurbanlık koyun olacağım diyorsun yani. Ya ne alakası var kuzum? İki bayram arası iyi değil derler diye. O zaman annenler ameliyattan çıksın, gözün açsın, hemen isteyeceğim. İnşallah. Mehpare. Efendim Süha. Mehpare. Efendim dedim Süha. Ama Mehpare. Ne var Süha? Bir sürpriz var Mehpare. Nasıl bir sürpriz? Böyle kocaman, böyle zeplin gibi bir sürpriz var Mehpare. Nerede? Bende. Nerende? Kalbimde. Sen beni hastanelik mi edeceksin Süha? Sen zaten hastanelik değil misin Mehpare? Sen, ben, bak kardeşlerim, hepimiz hastanelik değil miyiz? Süha, söylemezsen küserim. O zaman evet de. Neye? Benimle evlenmeye. Seni alıyorum Mehpare. Süha, inanmam artık yalanlarına. Hep laf, hep laf. Ne? Tamam, gidiyorum şimdi anons yaptıracağım. Böyle 40 gün içinde Mehpare'yle 40 gün 40 gece düğün yapıyoruz. Duyduk duymadık demeyin, patlıcan kebap yemeyin. Hepiniz davetlisiniz diyeceğim. Süha, sus, ayıp. Niye ayıp Mehpare? Gençler birbirini görmüş, beğenmiş, sevmiş, nişanlanmış, evleniyorlar. Hem bu Ayhan annemle sonlara da güzel bir sürpriz olmaz mı? Ay ben dünden razıyım, beni mi ikna etmeye çalışıyorsun? Kocaman kocam benim. Karım. Küçücük karım benim. Ay. Ay. Arkadaşlar, size eşimi tanıştırayım. Dünyada bir eşi daha yoktur. Merhaba yenge. Pardon. Buyur ablacığım. Siz Herodot musunuz? Öyle diyorlar. Herodot Cevdet. Altı Herodot, üstü Cevdet. Lütfetmişler. Benim abim sizin kahveye geliyormuş. Çok bahsetti de paltodan tanıdım. Buyur. Bir paltodan yakayı ele verdik. Ay bize de bir hikaye anlatsanıza moral olur. Fesübhanallah. Paltosu var diye içinden hikaye mi çıkaracak? Seyyar hikayeci mi geldi hanım? Ay lütfen, lütfen. Hey millet, toplanın. Herodot Cevdet bize bir hikaye anlatacak, şifa niyetine. Şşş. Hastamız var, ustamız var. Evladım Feribot Cevdet ki. Thank you.
bunlar ne? Senden alacaklarımız. Benim neyim var ki? Sana verdikleri. Ne istiyorlar? Üçünü. Oğlanı alsın. Keklik bizler de çaklaştık. Yolu yavrum sevdi dolaştık. Aldılar. Hünkâr kalbisi. Başka? Başka. Canım var, başka bir şeyim yok. Canın senin mi? Sahibinin. Canımı alsın, tazımı bıraksın. İstiyorlar. Alacaklar. Buraya ikiniz sığamayız bey. Çocuklarına git. Keklik bizi de yaklaştı. Yolumuz sarpa dolaştı. Aman hayırdır bunlar be. Anneyi kaybedebiliriz. Eritrosit takın. Hocam rahmi almamız gerekiyor. Kan sayımını yapın. Hematokrit düşmüşse mecburen. Hocam hasta eks olmak üzere. Hemen almamız lazım. Bunu hastaya sormadık. Eşine de sormadık. Beş çocukları var. Anneni biz buradayız hayatım. Ama yanımda istiyorum. Sonur, biliyor musun? Biz sürpriz evlilik yapacağız. Kime sürpriz olacak bu? Anneme, küçük hatta. Annem nerede peki? Sonur bak böyle yaparsan çıkar gideriz. Böyle yaparsanız ölür giderim ben. Tamam. Şimdi doktorlar kardeşimizi kurtarmaya çalışıyorlar, tamam mı canım? Ne oldu ki? Annem bayıldı ama şimdi kardeşimizi kurtaracaklar. Ben kardeşimi istiyorum ya. İstemiyorum diye yalan söylemiştim, adını bile koymuştum. Neymiş adı? Unuttum. Hasta yerini nasıl hatırlayayım? Tamam. Nezuşu. Ruhi revane. Ne yaparım canım? Açardım şu badem gözlerini Allah aşkına. Başak boynum benim. Ya bu kadar şaka yeter canım. Ay bu kadın durup dururken niye böyle bayıldı ayol? Hazır buraya gelmişken bir check-up yaptıralım. Evet, hemşire hanım. Bakın hiç bu masraftan kaçınmayın efendim. Check-up'ını, check-yat'ını, her bir şeyini fazlasıyla yaptırın, tamam mı? Bağırma Rohi. Bağırma. Oğlan duyacak. Nezoşum, sesini bir dahi duydum ya. Öyle bahtiyarım ki. Ay, başımın içinde gray derler, resmi geçit yapıyorlar sanki. Merak etme çöreğim. Dünyanın bütün profesörlerini emrine amade ettim. Nezaket Hanımcığım, nasılsın? Ah, şelalecim. Ay, ne oldu bana böyle? Sen iki dakika dışarı çıksana efendi. Kadın kadına konuşalım. Ne münasebet canım? O benim nikahlı Zevcem. Zevzek. Laf dinle. Tamam gidiyorum. Kapının hemen dibindeyim. Böyle tıkılayım hemen gelirim. Hemşire, var mı bir gecikme, bir sakma? Ay 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 ay.
Cengiz. Ya Korkut'un ünitesi bitti. Celil abinin ünitesi bitti. Seninki bitti. Ben petrol kuyusu muyum ben? Ha? Ne çekiyorlar hala benden Cengiz? Lan bulaşık. Senin kanın kalın. Ağır ağır geliyor. Öf. Ya isyan edecek takatim bile kalmadı be. Kendimi böyle iç organsız bir insan gibi hissediyorum ha. Beyefendi, artık bitirelim. Neredeyse iki ünite oldu. Kaç! Kaç! Tamam. Kirli, tamam. Kaç Hemşire Hanım. Siz bu kirli yaratığı tanımıyorsunuz. Kendisi çok hayırseverdir. Üç üniterden aşağı kan aldığınızı duyarsa çok bozulur. Hatta bizi kesebilir yani. Üç ünite olur mu canım? Ölür. Can, ne üç üniter olmaz da yani. İki buçuk üniter olur siz bir şekilde. Maksat adamın kalbi kırılmasın. Üzerinde ablamın çok emeği vardır. O kanların çoğu zaten bizim. Ne fısıldaşıyorsunuz orada be Cenk'in? Sana madalya vereceklermiş bulaşık. Batman rafinesini doldurduğun için. Cengiz. Ne? İçi boş bidon gibi oldu. Böyle gözlerimin önünden böyle kanatlı kuzular geçiyor. Hadi be. Yakala bir tane koyunu da ye. Kan yapar. Cengiz. Orada elinde orakla birisi bana doğru geliyor. Bizim çiftçi Mehmet mi bilir? Yok Cengiz bu. Azrail bu. Azrail geliyor Cengiz. Bu kanımızı değil, canımızı istiyor. Yavaş. Ay kan akıyor. Milli servet boşa gidiyor. Bak milli servet. Yapma hanım, inat etme. İşte kızların yanında bey. Ben de oğlumun yanında olayım. Oğlanın bakıcısı var, kızlara ana lazım. İstiyorlar. Geliyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun hanım. Sen burada lazımsın. Ben yanınızda olmasam da eksikliğimi hissetmezsiniz. Bak Vefa da var. Hiç hatırım yok. Olmaz olur mu bey? Çık o zaman hadi. Hakkını helal ederim. Ne hakkın var ki bey? Senin hakkın bu dünyaya sığmaz hanım. Sen benim bir tanecik sevgilimsin. Ne hakkın? Seni çok seviyorum Canan Hanım. Yavrularını benim yerime de. Hadi eyvallah. Ne oldu? Orhan oldu. Bir kişi daha gidecekti. İsmimize layık oldu. Deliydik, divane olduk. Pervaneydik, ateş olduk. Yoktuk, var olduk. Hadi eyvallah. Vefa baba, yaptın deliliğini bizi. Vefasız mı bıraktın? Oy.
Oy 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 oy. Nöbetçi Herodot. İlaç gibi yetişti be. Kan diye tutturmuştun ya bulaşık. Al sana kan. Kan. Şu üç harfli kelimeyi kullanmayın ya. Kardeşlerim. Umumi arzu üzerine bu müstesna müessesede başını ağrıtma cüretinde bulunduğumuz operatöründen hasta bakıcısına, hastasından refakatçisine, ilacından eczasına kadar tüm tebabet camiasından şimdiden sürçü lisanımızdan dolayı affınızı mahcuben rica ederiz. Kardeşim, insan vücudu beşe ayrılır. Baş, gövde, kol ve bacaklar. Aga, üç etti. O zaman sen de ikisi eksik bir ara bakalım. Hattı zatında bazı ihtisas sahipleri insan vücudunu 48'e bile bölebilirler ama o bizim konumuz dışıdır. Efendim, cerrahları bu sınıfa koyabilir miyiz? Bit tabii, koyabiliriz. Ama bir farkla. Onlar 48'e bölerler, sonra şık diye yapıştırırlar. Kardeşim, bu ayrılan azaların da azaları vardır. Misal, baş. En güzel, yüzüne bakmaya doyamayacağın cillop gibi bir azamızdır. Baş kopar, gövde dağılır. Başın azaları, saç. Saç olmasaydı berberlik müessesesi diye bir müessese olamazdı. Allah razı olsun. Kulaklar, ki onlar da kendi içinde üçe ayrılırlar. Kaba kulak, yelken kulak, kepçe kulak. Göz, ki pınarı vardır. Şırıl şırıl akar. Bebeği vardır, zırıl zırıl ağlar. Kepengi vardır ki biz buna kapak da diyebiliriz. Uykun gelince tırırt diye çeker, uyursun. Kibritler. Bugün trilyonlar dönen kozmetik sektörü işte böyle kıldan tüyden mevzulardan doğmuştur. Adamı yine yaptırdılar. Burun ve ağız malum. Ne olduklarını biliyoruz. Burun koklar, ağız tadar. Dilse serbest oyuncudur. İstediğini yapar. Yalnız yarası ağır olur. Misal dil yarası. Aga, nereye bağlayacaksın? Lan bir şeftali ağacı bulacağız bağlayacak. Yalnız ağzı çabuk geçti. Ağız çiğnemeye yarar, yemeye yarar, yutmaya yarar. Şşt. Kalbe giden yol mideden geçer. Aferin evladım. Bir sıkımlık diş macunu kazandım. Oy 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 oy. Pollar. Pollar bacaklardan farklıdır. Onlar da kendi arasında ona ayrılırlar. Onlar da parmaklardır. Bacaklar da kendi arasında ikiye ayrılır ama o konuya girmeyelim. Adaba. Belden aşağıda. Evet. Bundan daha fazla aşağıya inmeyelim. Değerli Azur'un, bütün bunları niye anlattım? Şunun için anlattım. Vücudumuzu iyi tanıyalım. Ona çok iyi bakalım. Eğer vücudumuza iyi bakmazsak, aha bu arkadaş gibi oluruz. Ama vücudumuza gereğinden fazla da iyi bakarsak, bu defa da bu arkadaş gibi oluruz. Yani halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Şimdi bütün hastalara şifa, dertlilere deva kabilinden dua edelim.
Aga, ne yaptın sen? Komple hiçbir şey anlamadım. Ne var lan anlamayacak kıl? Şimdi burada ne anlatsak bir yaraya dokunacaktı. Milletin canını mı yakalım? Bebeği maalesef kaybettik. Çok zor bir ameliyat. Diğer anne de gidiyordu. Son çare olarak Rahmi almak zorunda kaldık. Eşiniz bir müddet yoğun bakımda kalacak. Toparlanması zamanıdır. Görebilir miyim? Sadece siz. Çok kısa lütfen. Sağ olun doktor bey. Var olun. Rica ederim. Görelimiz. Ya nerede bu kadın? Saklanmaç oynayacak. Yaş tavusu. Hakikaten çocuk gibiler. Hemen kayboluyorlar. İnsan bir haber verir. Doktor bey affedersiniz. Annemi gördünüz mü? Kardeş sen kimi arıyorsun? Annemi. Nezaket Kerimoğlu. 1959 İstanbul doğumlu. İlk orta öğrenimi İstanbul'da tamamladıktan sonra Yerköy eşrafından babam rahmetli Mehmet Mustafa Kerimoğlu'yla yürücü usulüyle evlenmiş. Ya detaylı eşkal vermezsem nereden bilecek? Tek çocuğu benim. Şuha Kerimoğlu. Maşallah. Kaç aylıksın sen? 2 aylık. Ne? Yok artık. Karıştırmışsınızdır efendim. Söyletmeyin beni. Sayılı gün. Bir daha kontrol edelim. Bir daha bakılacak bir şey yok beyefendi. Eşiniz 2 aylık hamile. Yahu ama benim her şeyim normal seyrinde devam ediyordu. Benim de. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız canım? Ölmemek için aldıracağız. Ama affedersiniz annemi gördünüz mü Nezaket Kerimoğlu? Yok değil, yok değil. Yok değil. Cihanı dolaştırdın. Baktım yine dengen yok. İlle de dengen yok. Seni çok seviyorum be kadın. Keşlik bizden uzaklaştı.